Merhaba masal arkadaşım. Bugün sana Ağaçların Kralı masalını okuyacağım. Ama istersen sen de bilmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Hadi hadi masala. Ağaçların Kralı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde. Bir serçe kanadını 40 katıra yüklettim. Ne az gittim, ne uz gittim. Kaf Dağı'na ilettim, bir nefeste erittim. Dağların karını, dikilmedik ağacını. Orada yedim narını, eğrilmedik iplikle. Ne çulhalar dokudum, elif dedim, be dedim. Dağı taşı okudum, bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere. Yalan değildir, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Bir gün ağaçlar, "Bizim de bir kralımız olsun," demişler. Bunun için önce zeytin ağacına sormuşlar. "Zeytin ağacı, bizim kralımız olur da bizi yönetir misin?" Zeytin ağacı kaşlarını çatmış. "Benim şerbet gibi yoğum var. Herkes beni çok sever. Neden ağaçların kralı olayım?" demiş. Ağaçlar düşünmüşler. "İncir ağacına gidelim. O büyüktür, heybetlidir. Krallığa yaraşır," demişler. İncir ağacı, "İncir ağacı, bizim kralımız olur da bizi yönetir misin?" diye sormuşlar. İncir ağacı iri yapraklarını bir aşağı bir yukarı sallamış. Sonra, "Benim ne işime kral olmak? Bal gibi meyvemi bırakıp da sizi mi yöneteceğim?" diye kızmış. Gide gide meşe ağacına varmışlar. "Meşe ağacı, ne olur sen kralımız olmayı kabul et." Meşe ağacı damla damla gözyaşı dökmüş. "Benim ömrüm çok kısadır. Çünkü insanlar beni keserler. Benden size kral olmaz," demiş. Ağaçlar yorgun düşmüşler. Umutlarını da yitirmişler. "Herhalde biz kendimize bir kral bulamayacağız," diye ağlamaya başlamışlar. O sırada önlerine bir kozalak düşmüş. Meğer çam ağacının tam altında duruyorlarmış. Hepsi birden, "Çam ağacı, sen ağaçların en güzelisin. Bizim kralımız ol," demişler. Çam ağacı onların bu isteğini kıramamış, kralları olmuş. O gün bugündür tüm ağaçların kralı çam ağacıdır. Masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.